Merhaba değerli dostlar. Yeni bir yerel gündemle güzel ülkemin farkındalığı olan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin sosyal belediyecilik ve insana dair, yaşama dair güzellikleri yaşattığı noktalardan birindeyiz. Nerede miyiz? Can Erzincan'ın girişinde bulunan çok güzel bir noktada Ulalar Beldesi'nde sizlerle birlikteyim. Yanımda değerli bir konuğum var. Sevgili İsmail Can, Ulalar Belediye Başkanımız. Sevgili Başkan, Halk TV ekranlarına yerel gündeme hoş geldiniz efendim. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle bizim ilimize ve beldemize teşvik ettiğiniz için, geldiğiniz için yüreğinize sağlık, ayağınıza sağlık diyorum. Hoş geldiniz tekrar. Eyvallah. Size. Sevgili başkanım, evet. Kısaca hemen sizi tanıyalım. Adım İsmail Can. Daha önce belediye çalışanıydım. 25 yıl hizmet yaptım bu beldeye. 2014'te de belediye başkanlığına talip oldum. Şükürler olsun halkımıza bunu bize tercih ettiler ve bizi belediye başkanı seçtiler. 30 Mart 2014'te de bu koltuğa layık gördüler. İşte belediye başkanı oldum. Sizin gözünüzden Ulalar? Bizim gözümüzde Ulalar şöyle diyeyim. Genel başkanım dediği gibi önce insan diyerek emekliye yola çıktık. Çok da iyi yaptınız, iyi ki de çıktınız. Evet, sosyal belediyecilik anlayışıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar ve genel başkanımızı başbakan yapmak için emeğimizle yola çıktık. Tabii ki burada hizmet yaparken kinle, öç almayla hizmet edemezsiniz. Hiç kimseyi ötekileştirmeden adil bir şekilde hizmet etmek zorundasınız. Biz bunu hep düşünerek yaptık. İnsan, önce insan diyerek de yola çıktık. Partimizin sloganı o. Eğer bunu sağlayamazsanız, huzuru, sükuneti, barışı sağlayamazsınız ve güzel bir şekilde de hizmet edemezsiniz. Biz bunu sağlamak için geldik. Ha, nerede bu başarıyı sağladık? Başkalarının 5'e yaptığını biz 1'e yaptığımız için bu başarıyı sağladık. Aslında sevgili başkanım, her şeyin başı insana dokunmak. Evet, insan. O kadar bu konuda da mütevazısınız ki 2016 Mart'ında sizinle Seferihisar'da da çok önemli bir toplantıda bir ara verdik. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de belediye başkanları toplantısında da birlikte olduk. Davetinize de icabet ettik. İyi ki buradayız. Ben en son 20 sene önce Ulalar'a, Erzincan'a gelmişim. Mükemmel de gelişmiş bir kent olarak karşında bulmak çok çok hoşuma gitti. Özellikle 12-13 Mart tarihlerinde İzmir Seferihisar ilçesinde düzenlenen bir etkinlikte Engelsiz Yaşam Aydınlık Yarınlar projesiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ödüle layık görüldünüz. Aslında bu ödülün çok çok güzel bir anlamı var. Malum hepimiz birer engelli adayız. Engellilere engel olmamak için de çok ciddi bir proje karşılığında bu ödülü aldınız. İsterseniz bununla başlayalım. Tabii ki ben öncelikle bu ödülü alırken ben bu ödülü almadım. Ulalar halkı aldı. Bu ödül Ulalar halkına layık görüldü. Ben tabii bu gözle bakıyorum. Engelsiz yaşam derken tabii biz bütün engelsiz yaşam konusunda hizmet ederken de insan açısında da bu hizmeti öne çıkardık. İşte gerekli engelli insanlar için kaldırımlarımızda, çevre konusunda her yönüyle bu işlere bayağı ilgilendik. Güzel bir şekilde de başardık. Umarım birçok başarı sizlerle birlikte olur ki bölge insanı gerçekten şanslı. Neden diyeceksiniz? 25 yıllık dolu dolu yerel yönetimlerin çeşitli kademelerinde görev aldıktan sonra 2014 yerel seçimlerinde Ulalar insanının, Ulalar'daki tüm yurttaşlarımızın teveccühü ile
Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçildiniz. İyi ki de seçildiniz. Olalar zaten Erzincan'ın aydınlık yüzü. Her ne kadar sakal tutana Sivas yoluna çıksa da Erzincan'ın gülen parlayan yıldızı Olalar diyor. Sevgili başkanım, Olalar'da projeler bitmez. 32 aylık bir süreci bıraktık geride ama önümüze bir 28-30 aylık süreç kaldı. Ben bu 32 aylık süreci incelediğimde benim en çok önemsediğim noktalardan biri insan sağlığı. Ülkemizin birçok noktasında gerek yaşamın hızlı koşullarından gelen noktalardan ve kalitesiz hizmetlerden ötürü bu ABCD partisi değil. Özellikle asbest borularla yıllarca insanlarımıza şebeke anlamında verilen sularla ilgili ciddi kanserojen oranları yükseldi. Asbest boruları bertaraf ettiğiniz bir içme suyu hattının yenilenmesiyle başlayalım projeleri. Tabii. Bunu bir açalım. Tabii bu proje öncelikle şunu diyeyim. Belediyemiz kuruldu, kurulalı. 2000 14 yılına kadar beldemizde vatandaşlarımız asbestli borularla suyu içmekteydi. Ve biz bütün de. Biz de önceki belediye başkanı teşekkür ediyorum kendisine. Tabii bu projeler İller Bankası'nda 4 belediye ile birlikte bu projeler o aşamaya geldi. Değiştirilecek diye. Ve biz de bunu daha sonraki aşamada geldiğimiz zaman bunu hızlandırdık. Yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Ballıgöz'de de gelen suyumuzu bütün asbestli boruları çıkarıp yeni borular döşedik, sağlıklı borular. Ve yine ikinci bir depo, hijyenik bir şekilde depolarımızı yaptık. Yeni bir depo, 400 tonluk diğer mevcut depomuzu da yeniledik, hijyenik bir şekilde getirdik. Vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yani çok şükür şimdi sağlıklı vatandaşımız sağlıklı bir su içmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bilindiği üzere belediye başkanlarımızı biz amiral gemilerinin kaptanı olarak görüyoruz. Siz de Olalar Beldesi'nin amiral gemisinin kaptanısınız. Çevreye olan duyarlılığımız da had safhada. Malum yaşam bize vaat edilen bir öngü ama doğayı korumak da bizlerle ilgili bir iliti. Belde içinde doğalgaz çalışmaları yapıyorsunuz. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz sevgili başkan? Biz belde içerisinde bunu başlarken belde içerisinde doğalgaz başlatmasını hızlandırdık. Bu kısım kısım her yıl belli bir metraj hesaplanarak bize veriliyor. Belde içerisinde daha önce ucuz kalitesiz kömür kullanımından dolayı vatandaşın hava kirliliği neden oluyordu. Yani vatandaşlarımızın sağlığı haliyle etkileniyordu, sağlığında oluyordu. Biz de bunu hızlandırdık. Büyük ihtimalle şöyle diyeyim, önümüzdeki 3 yıl içerisinde beldenin tamamına doğalgaz veriyoruz yani. Özlediğimiz hava temizliğini 3 sene sonra Erzincan'ın birçok noktasında, özellikle Olalar'da da solumaya başlayacağız. Tamam. Sevgili başkanım, az önce yaklaşık en son 20 yıl önce burada olduğumu ifa ettim. Kentin dokusunda da ciddi bir gelişme var. Gerek imar plantasyonları olsun, gerek kentin dokusuyla ilgili ciddi de bir kent içi yol ulaşımı ile ilgili ciddi yatırımlar yaptınız. Kilit Park'a yol kaplaması ile ilgili biraz rakamsal veri alsak sizden. Tabii ben de önceki Kilit Park'a taşlarını yaklaşık şöyle diyeyim 130 bin metrekare civarında bizde önceki belediye başkanımız yapmıştı sağ olsun. Biz daha sonra geldik. Biz yaklaşık 30 bin metrekare Kilit Park'a taşı döşemesini yaptık. Onun akabinde kaldırımlarımız, yollarımız, 2017 yılı içerisinde asfaltımız, yağmur kanallarımız ve çok şeyler başardık. Şöyle diyeyim, başkaları pire kadar iş yapar, deve kadar gösterirler. Ama bizler deve kadar iş yaptık. Pire kadar ne yazık ki pire kadar gösteriyorlar. Şunu diyeyim, düzgün adamın, namuslu adamın işi zor bu ülkede. Ben de şöyle ilave edeyim sevgili başkanım. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler iş yapar, ismi gereksizler şov yapar. Evet. Peki sevgili başkanım, kentin dokusunda dediğim gibi insana dair tüm noktalardaki yaşamsal alanlara dokunuyorsunuz. Özellikle
çevreye olan hassasiyetinizi de yakından temas ettik. Onunla ilgili ciddi çalışmalar yaptınız, yapmaya da devam ediyorsunuz. Park ve bahçe, çevre düzenlemesiyle ilgili biraz kaynak alsak, bilgi alsak tarafınızdan. Park ve bahçeler konusunda şöyle diyeyim, doğaya, yeşile duyarlıyım ben kendim bizzat. Ağaçları asla kat etmem. Mecbur kalmadığım sürece ağaca dokunmuyoruz. Ağaç tekrar yeşillendirmeye önem veriyoruz, ağaçlandırmaya da önem veriyoruz beldemizde. Bunu da hızlandıracağız. Ağaç düşmanlarında İstanbul, Taksim'de hep birlikte yaşadık. Tabii, onu da sevgili izleyenlerimiz yakından takip ettiler. Peki sevgili başkanım, aslında o kadar güzel anekdotlar hazırlamış ki çalışma arkadaşlarınız. Onları da sizin izninizle teşekkür ediyorum. Basın biriminiz aslında ben başarının sırrı noktalarından biri de ekip çok önemli. Mükemmel bir koordinasyon halinde çalışmaya başladınız. Kentin birçok noktasına dokunuyorsunuz. Elinde 2015'e dair gerçekten birçok noktadaki belediye başkanlarım kusura bakmasın. Metropol ve diğer ilçelerde hepsinin canı siperhane bir şekilde hizmet ettiğini görüyorum ama Ulalar'da hizmet bitmiyor dostlar. Neler yok ki? Modern otobüs durakları, diş mekan çöp kovaları, bazı noktalardaki kardeş belediyelerimiz destek olması gereken konteynerları yollamıyor. Onlara da selam olsun. Onlar o selamı iyi biliyorlar. Bu arada kardeş belediyemiz neresiydi sevgili başkanım? Avcılar. Sevgili Andan Sen Toprak. Başkanıma da burada selamlarımı gönderiyoruz. Toprak Ana. Burayı kucakladı mı? Kucaklar. Eyvallah. Toprak Ana demek can Toprak demek. Ana'ya, tabii. Peki sevgili başkanım, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin olduğu yerde yaşama dair her güzelliği yaşıyoruz. Bizi farklı kılan bu. Aslında teminde çok hoş tümceler kullandınız programımızın başında. Ben kelimesini kapı dışarı etmişsiniz. Biz kelimesini de hayatınıza itirak edip bölge yurttaşlarıyla kucaklaşmış durumdasınız. Özellikle sosyal, kültürel, sportif alanlarda ciddi yatırımlar yapılmış beldenizde. Hatta birçok metropolde görmediğim spor tesisleri, spor kondisyon cihazları da var. Özellikle bizim olmazsa olmazlarımız, kimimizin yarı, kimimizin anası, kimimizin eşi, kimimizin sevgilisi. Kısaca kadınlarımızla ilgili neler yapıyorsunuz? Bülent Bey şöyle diyeyim, bizim tabii belediyemize ait spor kulübümüz var. Biz buraya gelir gelmez tabii taleplerini aldık. Ne iyisiniz var, tabii talepler bize iletildi. Gerek maddi, gerek manevi, her konuda destek verdik. Spor aletleri olsun işte ne bileyim çeşitli kademelerde ihtiyaçlarını karşıladık. Beldemizdeki bayanlarımıza yönelik de şu anda bir çalışmamız var orayı. Açalım orada mı? Spor kulübümüzde. Tabii orası şöyle diyeyim yarı şahıs olduğu için binamızın bir bölümü. Şimdi orayı bölmeye çalışıyoruz. Bayanlarımızda da dışta bir merdiven. Ve işte belli bir günler içerisinde bayanlarımıza spor hizmetini vermekteyiz. Vermeyi de düşünüyoruz. Kadınlarımızın katılımı nasıl sevgili başkan? Bayağı güzel. Bayanlarımız duyarlı şöyle diyeyim. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Aslında kadınlarımız o kadar güzel işlere imza atıyorlar ki. Gerçi bizim arkamızdaki en büyük dinamizm olan kadınlarımız. Özellikle el sanatları kursu ile ilgili ciddi çalışmalarımız var ki Erzincanlı kadınlarımız gerçekten başarılı. Ruhlarından tuvallere aktardıkları onlarca değerler var. Bunlarla ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Onun haricinde var mı bizim bilip de bilmediğimiz ekranlarımızda paylaşacağımız Tabii şeyler? Tabii şöyle diyeyim Bülent Bey, 2016 yılı içerisinde biz beldemizde yaklaşık 60 bayana el sanatları kursu açtık. Proje hazırlayıp bunu özellikle benim beldemde ben bunu gerçekleştirdim, bu projeyi aldım. Yaklaşık kendi ev ekonomisine, bütçesine katkıda bulunması için ve bu bayanlarımız, 60 bayanımız sigortalı, maaşlı ve kursiyer belgelerini, girişimcilik belgelerini alması için bir çaba sarf ettik ve başardık. Ben kendilerine teşekkür ederim. Bizi de onurlandırırlar. Güzel bir başarı elde ettiler. İnşallah önümüzdeki yıllarda yine aynı şekilde devam ediyor.
çalışmalarımız devam edecektir. Aslında ben o kursa iştirak edip altın bileziğini koluna takan hanımefendilerin önünde saygıyla eğilirken eşlerin arkasında duran hem cinslerimize teşekkür ediyoruz. Neticede yaşamın her noktasında hayatı paylaşmak gerek. Hayat paylaştıkça güzel. Malum sevgiler paylaştıkça çoğalır, hüzünler paylaştıkça azalır. Metropollerde özlediğimiz bir nokta. Fırsat da pek bulamıyoruz ama bisikletle yaşam etkinliği yapmaktasınız. Özellikle bu konuda da ciddi destekleriniz var. Bununla ilgili ciddi çalışmalarınız var. Çok da hoşuma gitti. Ah dedim arada bir bisiklet sürmek için ulalarıma gelsem ne yapsam? Tabii bu sene yine bisiklet turu düzenliyoruz beldemizde. Her yıl düzenleyeceğiz artık bundan sonra. Ödüller vereceğiz. Teşviksel anlamda neler vereceğiz? Teşviksel anlamda şöyle diyeyim, genci yaşlısı fark etmez. Bayı bayanı fark etmiyor. Herkes katılabilir. Biz bunu yaymaya çalışıyoruz. İnşallah ki olayı şöyle diyeyim, Erzincan'da bisiklet için popüler bir yer yapmayı düşünüyoruz beldemizi. Eyvallah. Aslında en önemsediğim noktalardan birine geldik sevgili başkanım. İncinsen de incitme diyen Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin inançlar serbest kalmalı felsefesinin yaşandığı noktalardan biri. Biz yurt dışında ülkemizi anlatırken Mevlana'nın hoşgörüsüyle bahsederiz. Gel, ne olursan ol gel. Yunus Emre'nin güzel tümceleriyle anlatırız kendimizi. Bana seni gerek seni. Hünkârın birçok beyitleri de yolumuzun üstünde. Tüm dinlerin, tüm farklı mezheplerin yaşandığı güzel bir ülkede ayrıştırıcı, birleştirici güç olan noktalardan biri de yerel yönetimler. Özellikle Ulalar, Yunus Emre Cem Evi'nin çalışmaları ile ilgili meclisiniz doğrultusunda alınan bir kararla ibadethane sayıldı. Çok da hoş oldu, yerinde oldu, olması gereken oldu. Neler yaşadık bu süreçte? Tabii biz koltuğu devralır olmaz 2014'te sanırsam Türkiye'de Maltepe Belediyesi'nden sonra ikinci kararı alan biz olduk. Kesinlikle haklısınız. Sevgili Ali Başkan'ı kutluyorum. Arkasından siz geliyorsunuz. Evet. Çünkü birebir notlar bende var. Evet sevgili başkanım, sözünüzü geçin. Tabii biz bunu yaparken de dedik ya, şeffaf bir yönetim şekli bizim için. O partili, bu partili ve bu inançta, şu inançta, şu dinde, şu mezhepte, şu görüşte ne olursa olsun bizim hizmetimiz esastır. Ayrım yok bizim hizmetimizde. Onun için biz de dedik ki cemevleri ibadethane sayalım. Meclisimizde karar aldık. Meclislerime teşekkür ediyorum. Oy birliği aldık. Ve cemevlerinin ihtiyaçlarını şöyle diyeyim, gücümüz yettiği kadar imkanlarımız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Olmaya da devam edeceğiz. Şöyle diyeyim, sadece cemevi değil. Kavakyolu Beldesi var. Belediye başkanlarımız işte söylüyor, camilere de yardım ediyoruz biz. Gerekse kum, araç, gereç. Bakın, dedik ya, hangi dinde, hangi inançta, hangi mezhepte olursa olsun bizim için hiç fark etmez. Hizmet bizim için insan. Önce insan diyoruz. Önce insana evet. Dokunmak. Dokun. Camiler de bizim, cem evleri de bizim, samahlar da bizim, namazlar da bizim. Namazlar da bizim. Bana ne demeye gerek yok, sana ne benim ibadetimden. İslam zaten geniş bir perspektif, evet. Din, en güzel dinlerden biri. İslam ulu bir çınar, farklı yerlerine baksa da dallar, gövde bir, cam bir, Allah bir, Muhammed bir, Ali evet. Bir. Evet. Peki sevgili başkanım, dedim ya, ulalara doyulmuyor. Belki Halk TV ekibi makamınıza güzel ulalara ilk defa geldi ama asla son olmayacağını garantisini Bülent Eryılmaz size veriyor. Hizmetin ismi Ulalar, Ulalar'daki hizmetin diğer adı sevgili İsmail Can. Candan bir dost. Sevgili başkanım, önemsediğimiz noktalardan bir, her daim noktada bahsediyoruz ya, Cumhuriyet Halk Partili belediler insana dair yaşamın olduğu tüm noktada her yere ulaşıyor. Aşevi projesini açalım mı? Evet. Biz beldemizde öncelikle şunu dedik, Cemal Gülsel mahallemiz var. Tabii burada beldemizde genelde yoksul aileler çok. Biz burada aşevi ve kültür evi, çok kapsamlı bir şey açtık. Oradaki yoksul insanlarımız işte
yemek yedirmeler, işte farklı kültürel şeyler düzenlemeler açısında biz bunu gerek duyduk. Cemal Güzel Mahallesi'ne aşabı yaptık ve o hizmete sunduk şu an. O kadar yerinde, o kadar güzel bir proje ki devlet kültürü bizde babadır. Baba dediğimiz devlet hangi siyasi konjonktörden olursa olsun aç yatan vatandaşından sorumludur. Peki sevgili başkanım, bazı noktalara şovinistlik yapan belediye başkanlarımız var. Bilenler zaten bunu biliyor. Partinin ismini de vermemize gerek yok. Aç kapa demenin de anlamı yok yani bu konuda ama. Yapılan yardımlar çok çok önemli. Özellikle metropollerde, kırsallarda sağ elin verdiğini sol el görmez, sağ elin bildiğini sol el bilmez mahiyetinde Dosteli Çarşısı var. Bizim önemsediğimiz projelerden biri. Bunu da biraz açalım mı? Ne dersiniz? Evet, Dosteli projemiz şöyle diyeyim. Gerçekten Bülent Bey çok yankı yaptı. Abi ben kendim şöyle diyeyim. Yoksul aile çocuğu olduğum için biz bunun şeyini biliyoruz, yoksulluğun ne olduğunu. Belki üstümüzdeki giysiyi beğenmeyebiliriz ama bunu bulamayan çok. Evet, maalesef. Biz o mantıkla yola çıkarak dedik ki, beldemizde yoksulları varsa giyindirelim. Yani sonuçta biz bir babayız, bir aileyiz. Acıyla toku aç yatan bizde, tok yatan bizde değildir. Yani bunu bütünle kucaklamak lazım. Ve bu Dosteli projesini hayata geçirdik. Çok da faydalı oldu. Bölgede de biraz gelir. Bölgede de biraz kıskanılıyor. Evet. Bunun da diyorsunu aldık. Peki bu proje kaç tane yurttaşımıza ulaşmakta? Daha da geliştirilecek noktalar var mı? Özellikle metropollerde insanlarımız yaşamlarını hızla tüketmekteyken marka ve marka takıntılı olan yurttaşlarımızı da yadımsamıyorum veya küçümsemiyorum ama bence ciddi anlamda sarfiyat edilen ürünler var bu giyim konusunda özellikle. Belki güzel bir kampanya ile bunlar bir şekilde ihtiyacı olan yurttaşlara ulaştırılır derim. Ne dersiniz? Tabii Bülent Bey doğrudur. Ulaştırılır. Biz şöyle bir örnek vereyim. Lütfen, lütfen. Ben bu arada özür dilerim. Siz konuşurken ben projelerin güzelliğine doyamıyorum. Evet. Kulağım sizde, gönlüm ekrandaki dostlarla. Evet, şöyle bir örnek vereyim. Bütün yurttaşlarım burada dinlesin. Ekranın başındaki seyircilerimiz de dinlesin. Muğla'da cezaevinde bir mahkum arkadaşımız. İşte ben o mektup yazmış. Sayın Başkanım, ben şu gün tahliye olacağım. Sizin de böyle bir projeniz var. Abi, ben bunu söylerken biraz duygulanıyorum. Lütfen. Benim üst başım yok. Çorabım yok. İç çamaşırım yok. Giysim yok. Bana yardımcı olur musunuz? Ben de bunu tabii okurken ekibime talimat verdim. Dedim ki şu vatandaş ne istemese iki katını yapın, kolileyin, kargoyla gönderin. Biz sadece, tabii bu proje kapsamı da belde önemli değil. Beldem şey değil yani. Sadece onu bahsetmiyorum, beldemin hakkını. Dışarıda da olabilir. Biz her konuda ulaşmaya çalışıyoruz. Ha, şunu yaparken de tabii il dışındaki diğer gönüllü vatandaşlarımız bana ulaşıyor. Başkanım ne istiyorsunuz? Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir hizmet diyebilirim bu. Aslında onur da duydum. Halihazırda ülkemizin birçok noktasında yaşamlarını ikame idame eden onlarca, yüzlerce, binlerce, on binlerce Erzincanlı var. Tabii ki bunların içerisinde Ulalı olup da Ulalı olmanın ayrıcalığını yaşayan dostlar da var. Ne kadar mutlu ki yaşamlarını ikame ettirdiği yerlerde soylarının, geçmişinin bulunduğu noktadaki ulalarla da ilişkilerini kesmemişler. Umarım bu çoğalarak paylaşılır. Temin de söylediğimiz gibi yaşam paylaştıkça anlam kazanır. Cumhuriyet Halk Partili belediyenin dokunduğu noktada insana dair her şey var. Şovanistliğe gerek yok. Peki sevgili başkanım, yarınlarını bugünden ödünç aldığımız çocuklarımızla ilgili neler yapıyoruz? Eğitime ciddi katkılarda bulunduğunuzu da biliyorum. Bunu da biraz açalım mı? Şöyle diyeyim, tabii ben eğitime çok önem veririm. Eğitime önem veririm.
Yani çocuklar bizim olmazsa olmazımızdır. Şunu bir kere ne kadar ailenin en güzel bireyleri. Evet. Biz tabii çalışmalarımıza 6 mahallem var. 6 mahallemin muhtarlarını çağırdım. Burada topladım. Dedim ki beldemizde yani hangi okulda olursa olsun ilkokul liseye kadar yoksul aileleri tespit edip bunların ihtiyaçları neyse karşılarım ve tespit ettirir, getirir bana. Öğrenci başı mağazamıza, bir mağazamıza anlaştık. Öğrenci başı 100 TL bir çek verdik. 100 TL'lik çek ile gidip kendisi alışveriş yapsın öğrencimiz. Olabilir anne babanın çocuğun var ama anne babanın ihtiyacı belki giysisi yok. O alsın dedik. Yani bizler vermeyelim. İstediği şekilde alsınlar. Onu yaptık. Akabinde her yıl iki kez kırtasiye yardımı da yapıyoruz gençlerimize. Ne kadar güzel. Kırtasiye yardımı yapıyoruz. Yaklaşık 150 ailemize gıda, iki sefer olmak üzere gıda yardımı yapıyoruz. Evet, burada sevgili dostlar. Evet. Biz bunları unutmuyoruz. Okullarımıza, işte anaokullara halı, parke, diğer okulun temizlik malzemeleri olmak üzere bütün ihtiyaçlarını da karşılıyoruz. Sevgili başkanım, ülke genelinde insana dair yaşama dokunan 227 tane yürekli insan var. Siz de bunlardan birisiniz, bizim başımızın tacısınız. İnsan yaşamına dair noktalardaki projeleri imza atıyorsunuz. Malum her güzel bir şeyin de sonu var. Ola ki ben bu projeleri, buradaki güzellikleri doymaya vaktim de yetmedi ama gönlümün bir kısmını da buradan bırakıp en kısa zamanda birlikte olabilmek amacıyla tekrar geleceğiz ama kalan süremizi de şöyle değerlendirelim. Dolu dolu bir 32 ayı geride bıraktık. Önümüzde 28 aylık bir süreç var. Normal seçimlere giden. Bu kalan sürede neler yapmayı planlıyoruz? Onlardan da bahsederseniz. Evet Bülent Bey, şimdi benim hedefim öncelikle sosyal belediyeciliği hayata geçirmek. Bunun için bütün çabamız bu. Şöyle bir örnek vereyim. Ben beldemde yoksul, belki de Türkiye'de ilki gerçekleştiren benim bunu. Yoksul ailelerimize Umut Kapısı bir projemiz var. Onu açabilir miyiz? Umut Kapısı diye bir proje hazırladım ve meclisimde bunu kabul ettirdim. Beldemize yoksul aileler, çok aile var. Evi var ama hijyenik değil. Kapısı yok, yoksul. Penceresi yok, sıva yok, boya yok, penceresi yok, suyu yok, banyosu, tuvaleti yok. Mutfağı yok. Biz bunlara el atmaya çalıştık. İşte çatısı akıyor, harabe. Garibanlar. Biz ne yaptık? Dedi ki, yani biz sosyal belediyeyiz. Ben genel başkanımı örnek alarak bu yola çıktım. Biz şu an Türkiye'de yapılmayan tek proje benim için gururdur, onurdur. Hiçbir şeyim olmasın ama o benim için bir hazinedir. O yoksulların, belki bakmışsınız, gezdiniz beldeyi. O yoksulların evlerini yaşanır hale getirip boyayıp her şeyi teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın tepkisi ne oluyor? Duygulanıyorlar mı? Baba olarak görüyorlar mı? Malum belediye başkanı olmak gerçekten zor zena. Evet. Hele ki muhalif bir belediye başkanı isen, kısıtlı imkanlar, baskılar, müfettişler, şunlar bunlar, insana dair noktada dokunmaya başlarken neler yaşıyoruz? Şöyle diyeyim, biz sadece durduğumuz yerin doğru olduğunu biliyoruz. Bu, biz o inançla hizmet ediyoruz. Fark etmez baskılar hiçbir zaman bizi yıldırmaz. Dedik ya, biz şeffaf hizmet etmek zorundayız. Şeffafız. Hesap verebilirlik var bizde. Aslında burada çok önemli bir kıstas var. İnce de bir ayrıntı var. Evet. Kıl kadar ince, kılıç kadar keskin. Keskin. Halka hizmetin, hakka hizmet olduğunu bilenlerdeniz. Evet. Biz o mantıkla zaten çıktık. Hiç korkumuz yok. Hiç tereddütümüz yok. Evet sevgili dostlar, incinsen de incitme diyenlerin yolunda Cumhuriyet Halk Partiler, Halk Partili belediyeler çalışıyor. Türkiye Kazanıyor felsefesinin önemli ayaklarından biri.
Erzincan, Can Erzincan'ın Ulalar ilçesi de sizlerle birlikteydik. Sevgili başkanım, malum her güzel bir şeyin sonu var. Son bir dakikamızı da birlikte kapatalım. Ekranlarımız aracılığı ile Türkiye'nin birçok noktasında yaşayan yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza son mesajını salalım. İzninizle programı kapatalım. Bu bölüm için en kısa zamanda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Tabii efendim. Ben öncelikle ülkemde barışın, huzurun, sükunetin, kardeşin, demokrasinin ve adaletin, bağımsız yargının olması dileğiyle umutlarımız var. Umutsuz olmayacağız. İnşallah ki bunu başarırız. Bu konuda bana yer verdiğiniz için öncelikle ben size teşekkür ediyorum. Erzincan'ımıza geldiniz. Şirin Belde'mize geldiniz. Hoş geldiniz. Ben burada Ulalar halkına sevgilerimi, saygılarımı, canı gönülde selamlarımı iletiyorum. Ayrıca kurum içerisinde ekibime de çok teşekkür ediyorum. Çok sağlam bir ekibimiz Tabii, var. Tabii ekibimle birlikte biz bu başarıyı elde ettik. İnşallah Türkiye'de büyük şeylere imza atacağız. Hep birlikte. Hedefimiz var. Halkımıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Ben çok sevgili başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradayız. İyi ki sizlerle birlikteyiz. Yüreğimizin attığı güzel noktalardan birinde sizlerle birlikte olduk. Evet değerli dostlar. Dedim ya her güzel bir şeyin sonu var. Bizler bu bölümde Erzincan'ın en şirin noktası Ulalar'dan sizlerle birlikte olduk. Yapımda, yayında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederken, içerisinde adalet geçen birinin veya kurumun adaletli olmasının gerektiğini her noktada, her daim noktada söylüyorum. Malum adalet bir gün herkese lazım. Bugün lazım demeyip yarın adaletle karşı karşıya olmamak amacıyla herkese eşit davranacağız. Hali hazırda X parti, Bix parti olabilir. Öncelikle halka hizmetin hakka hizmet olduğunu unutmayacağız. Her klasikleşmiş program sonunda kullandığım tümceyle programı kapatıyorum. Yapımda yayında geçen dostlarımı saydım ama şu cümleyle de programı kapatalım. Heyecanımı da mazur görün. 20 sene sonra Erzincan'a gelip canlarla bir arada olmak kolay değil. Halk TV'den ayrılmıyoruz. Halk TV'den ayrılmıyoruz ki haberimiz olsun. Önümüzdeki bölüm güzel ülkemin farkındalığı olan noktalarda buluşuncaya kadar hoş kalın efendim. Halktan bir sultanım böyle buyurdu, böyle buyurdu. Ayrılık donlarım içti gidildi, ben ayrılmaz idim. Ben ayrılmaz idim.